Vlogçular, içerik üreticileri, ilk sezonunuzu video çekmek için mi aldınız? Size kısadan hangi şartlarda, hangi ayarlarda çekeceğinizi, neleri yapıp neleri yapmamanız gerektiğini öğrenmek ister misiniz? Hadi başlayalım o zaman. Ben Erdin Çamaç. Fotoğraf çekmek kolaya hoş geldiniz. İlk sezonunuzun ayarlarına girmeden önce video kavramına bir yakından bakalım dedim. Video, motion picture yani hareketli resim, fotoğraf karelerinin bir saniye içinde hareketlerinin her anını kare kare kaydedip size akan ve hareketli bir görüntü sağlamasıdır. Bu FPS yani frame per second, kare başına saniye olarak ölçümlenir. Sinematik görüntü, insan gözünün yakalayabildiği doğal sayı olan 24 kare saniye olarak kabul edilen bir ölçümlemedir. 4K, 2K, 1080p gibi rakamlar, görüntünün ekrana aktarılabildiği en boy ölçüleridir. Video kayıt esnasında seçtiğiniz bu ölçüler, SD kartınıza aktaracağı dosya büyüklüğünü doğrudan etkiler. Ancak görüntü kalitesini etkilemekten ziyade daha büyük çözünürlük sağlar. Ne var ki, bu çözünürlüğü desteklemeyen bir ekranda seyrediyor iseniz, mesela 4K'lık bir videoyu 1080p'de seyrediyor iseniz, siz sadece 1080p seyrediyorsunuzdur. 4K değil. 16:9 ya da 17:9 DCI, kayıt ettiğiniz görüntünün ekrana yansıdığı en boy oranlarıdır. Videoda en önemli unsur ışıktır. Kullandığınız ışık kaynak adedi ve konumlandırılmaları görüntüyü doğrudan etkileyecektir. Kullandığınız ışık kaynağının Kelvin olarak bilinen ısısını anlamak ve kameranızdaki beyaz dengesi ayarlarını doğru yapmak, görüntünüzün rengine doğrudan etki yapacağını lütfen unutmayın. Beyaz dengesini fotoğraf çekerken otomatik ayarda tutmak pek önemli değil iken, çünkü tek kareyi düzeltmek basittir. Videoda aksine düzeltemeyeceğiniz istenmeyen sonuçlara yol açacaktır. Yanlış dahi olsa sabit bir ayarda çekmek posttaki düzeltmeyi kolaylaştıracaktır. Vlogda sabit ya da hareketli çekimlerde tavsiye edeceğim kamera ayarlarına bir göz atalım isterseniz. Sevgili dostlar, makinenizin ayarlarında video ayarlarına gelin. Önce çekim modunu ele alalım. Bulunduğunuz ışık ortamı, kameranızın en düşük ISO, enstantane ve diyafram ayarları izin veriyorsa, el ile vermiyor ise, ki gündüz çekimlerinde ayarlanabilir bir ND filtre kullanmıyorsanız vermeyecektir. O zaman diyafram önceliğini tercih ediniz. Bunun sebebi, kullandığınız lens sine lens olmadığı için diyafram değişikliği arzu ettiğiniz gibi pürüzsüz değil de kademeli olacaktır. Bu da video çekimlerinde karşılaşmak istemediğimiz bir şeydir. Bu ayarlarda ışık geçiş tercihlerini kameranızın önce en düşük ISO, yetmediğinde enstantaneden otomatik olarak değiştirmesine izin vererek ışık değişikliğinin pürüzsüz olmasını sağlamış olacaksınız. Film kipinde kullanmak istediğiniz ekran oranı, FPS ve dosyalamadaki veri boyutuna karar veriniz. Şu anda görmekte olduğunuz 16:9 4K, 24 FPS ve 200 megabit saniye benim ayarlarım. Siz farklı ayarlar tercih edebilirsiniz. Mesela Full HD 16:9'da tercih edebilirsiniz. 200 megabit seçeneğinde 100 ve 200 megabit olarak iki seçeneğin olduğunu göreceksiniz. Bunu 200 megabitte bulundurmanız devingen alanınızı daha geniş tutacaktır. Dosya biçiminde iki video format seçeneğiniz var. Çekim sonrası renk düzeltmeyle uğraşmayacaksanız SD kartınızda daha az alan kaplayacak olan MP4 formatını tercih edin. Özellikle 4K çekimler yapmayacaksanız. Ancak 4K için MOV tercih etmenizi öneririm. Full HD hızlı kayıt, 240p'lik ağır oynatım hızlı kayıt özelliğini kullanmak için açın, yoksa kapalı tutun. F-Log kaydını film benzetimlerinden birinde kayıt yapacaksanız kapalı tutun. 4K film çıkışı ve Full HD film çıkışı her ikisinde birinci tercihte tutun. IBIS modunu IBIS OIS olarak tercih edin ama IBIS Mod Boost'u mutlaka açık tutun. ISO ayarını şimdilik otomatik ayarda tutun. Zebra ayarını mutlaka açın. Sağ olabilir, sol tercih olabilir ama mutlaka açın.
Zebra ayarınız %80 ile %100 arasında durmalı. Benim tercihim gördüğünüz gibi %95'te tutmak. Video optimize edilmiş kontrolleri kapalı tutun. Açarsanız diyafram halkası devre dışı kalıp diyafram ayarı ön çark ya da dokunmatik ekrandan yapılacaktır. Dolayısıyla yanlışlıkla ön çarka dokunarak ya da ekranda herhangi bir yere dokunarak bu ayarın değişmesini istemezsiniz. Tali lambası kayıt esnasında kameranızın önünde ve arkasında yanan ikaz lambalarıdır. Ben de ön arka açık konumda, böylece kayıt anını ıskalamamış olursunuz. Şimdi menümüzde IQ seçeneğine geçelim. Film benzetimini seçin. Burada farklı seçeneklerden kayıtlar yaparak hangi benzetimin size daha uygun olduğuna karar verin. İnanın ki hepsi birbirinden güzel. Beyaz dengesini sakın otomatikte tutmayın. Mutlaka sabit bir değeri bulunduğunuz ışığın ısısına göre deneyin ve tercih edin. Böylelikle kayıt boyu değişmeyen bir ısı ile devamlılığı güvenilir renkler kaydedersiniz. Devingen alan ya da dinamik aralık, özellikle gündüz çekimlerinde gölgesi ve parlak alan karşıtlığı yüksek olacağı için %400'ü, daha dengeli kontrastlarda ise %200'ü tercih edin. Geri kalan seçeneklere şimdilik dokunmayın. Son olarak menüde AF, MF seçeneğinden odak kipine gelin. Eğer sabit bir kayıt yapacaksanız ve manuel fokuslamak istiyorsanız manuel fokusu seçebilirsiniz. Ancak ben size devamlı AF'de tutmanızı tavsiye ederim. AF kipini ise değişken AF olarak seçin. Son olarak da eğer bir insan yüzü çekiyorsanız yüz göz tanımayı açık seçin. Ancak normal çekimlerde mutlaka kapatın. Çünkü görevi göz bulmak olduğu için olmayan yerlerde göz bulmaya meyillenecektir. Pozlamanızı diyafram öncelikli tercih edeceğiniz için otomatik ISO ve gün ışığı beyaz dengesini seçtikten sonra sabit diyafram F4 olarak tavsiye vereceğim. Kendinizi yakın çekiyor iseniz, bir üst LED ampulünüz var ise onu gündüz de olsa mutlaka açık tutun. Bakın şu anda lamba açık vaziyette ve kayda sokuyorum. Seçil bir şeyler söyleyecek. Merhabalar, yine ben. Her koşulda çalışıyoruz sizin için. Evet, fotoğraf çekmek kolay, çalışıyor. Hava da soğuk olduğu için kaydı şimdilik burada sonlandırıp evimizin sıcağında devam edelim. Aksesuarınızı hava koşullarına dayanıklı hale getirmek istiyor musunuz? Göstereceğim. Artık ilk sezonunuz hava koşullarına dayanıklı hale geldi. Basit bir banyo bonesiyle bunu kullanabilirsiniz. Çok rahatlıkla da her türlü hava koşuluna dayanıklı hale getirmiş olursunuz ilk sezonunuzu. Bu yeni öğrendiklerinizle hemen dışarı çıkıp video çekmeye başlayın. Sizinle bir kar keyfi yapmaya çıkalım dedim. Hani bazılarınız soruyor ya, ilk sezon hava koşullarına dayanıklı mı? YouTube'cu üşümez değil mi Seçil? Üşümez. Her şartta sokağa çıkar, görevini yapar. Aynen öyle. Bu bir de sıcak bir kahve ya da sıcak bir çay içelim değil mi Seçil? Tabii. Evet, aynı şekilde. İşte diyafram öncelikli ile enstantane öncelikli arasındaki ayar farkını gördünüz. Diyaframdan değişiklikler stop olduğu için çok daha belirgin oluyor ve videonuzun kalitesini etkiliyor. Halbuki diyaframınızı sabit ayarlarsanız, geri kalan ayarları makineye bırakırsanız çok daha yumuşak geçişlerle ışık farkları yaratırsınız ki bu bence vlogunuz için çok daha hayırlı olur diye düşünüyorum. F-Log'taki ayarlarım, ışık konumlarım, Provia'da, Astia'da, Classic Chrome'da ya da Eterna'da ne gibi ince ayarlar yaptığımı öğrenmek ister misiniz? Bu konuyla ilgili bir içerik yapmamı istiyorsanız lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek bugünlük bu kadar.